Biz de onlara hep şimdi sevgili seyirciler, Yattara ve Emre Bol'a soruyorum. Önce Emre Bol'a soruyorum. Evet. Çok ciddi bir soru. Bak hani gerçek bir gazeteci, gerçek bir futbolcu olarak sizlere şu soruyu soracağım. Trabzonspor'da yarın kadroda kimin olmasını istemezsin? Bir kişi sadece. Hamşik. Yok zaten. Vay. Peki. Peki şu anda Hamşik'in olmadığı kadroda? Envakame. Envakame. Tabii canım. Doğru. Ben... Yattara. Ben... Arkadaşlar kim itiyor? Ben değil. Emre Bol. Yattara. 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 Buradayım. Yattara. Sana soru şu. Bugün Trabzonspor'un teknik direktörü olsun. Fenerbahçe'den kimin olmasını istemezdin futbolculardan? Yarın kadrodan. Size karşı kimin oynamasını istemezdin kadrodan? Fark etmez hiç fark etmez. Bak ben biliyorum ben abi. Ben fark etmiyor. Çünkü biliyorum ha. Gerçekten şu anda bizim kadro, Trabzon kadro, yani çok iyi inanıyorum. Çok iyi bir kadro. Teknik hocam, Trabzonspor yönetici şu anda. Gerçekten Trabzonspor çok iyi kadro var ve bu sene şampiyon. Şampiyon olmak biz, yani zaten ben inanıyorum biz şampiyon olacak. O yüzden bu şampiyonluk, yani zaten sezon başından zaten hazırlandı. Şu anda en iyi takım zaten bizim takım. Ve yarınki maç zaten kim olsun olsun şey. Yani sana bir soru. Kim olsa olsun yani gerçekten herkese bu şey Fenerbahçe maç elinden gelen Yattara sana bir şey soracağım. Bir tane çekince futbolcu vardır illa ki. Mesela dersin ki ya Mesut inşallah oynamaz dersin. Ya abi, Mesut oynasın abi oyna. Mesut kim oynamaz? Yattara herkes soru. Herkes oynasın. Biz de, bizim takımda herkes oynasın. Çünkü biz ben bu bence bu, bence anda, bence Altay oynamasın diyebilir ben %100, bak. Ben %100 bir gerilim müziği verir misin? Altay oynamasın diyebilir mesela Altay. Yok ben kimse oynamasın. Gerilim müziği verir misin? Demiyorum. Fark etmez. Ben bir şey söylüyorum. Belki ben diyorum ki ben de diyorum ki Valencia oynamasın. Valencia. Valencia evet. Ben o da ayrıcalıklı Valencia futbolcu. Evet. İlk 11'de yok zaten. Emre dün haberini yani verdi. Büyük ihtimalle olmayacak. Yattara. Soru şu. Şimdi sevgili yönetmenim Ali ikiye bölecek ekranı. Çok net bir soru soracağım. Ama çok net cevap vereceksin. Söz mü? Söz. Her zamanki gibi çekinmeden. Trabzonspor'da oynadığın futbol gibi. Futbolculuk hayatındaki gibi net. Sen mi daha iyi futbolcusun? Mesut Özil mi? Vallahi Mesut Özil dünya yıldız oldu. Real Madrid oynadı, Arsenal oynadı. Adam şu anda benden daha yıldız. Çünkü ben sadece Türkiye oynadım. Ama sen Real Madrid'den, Roma'dan transfer ama, aldın. Evet ama gitmeden. Gitseydi yani. Birebir de Mesut'u geçebilir misin? Ben Roberto Carlos geçip Mesut benden yani ben. Yarışamaz. Yarışamaz. Peki yani. İkinci soru. Bak mesela bir şey abi, söyleyeceğim. Teknik olarak ben ben yani futbol olarak söylüyorum. Belki ben onun şey kariyerine saygı duyuyorum. Ama yani helal teknik olsun. Olarak ben klasama şey, sana ben olacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela az önce güzel bir soru sordun. Bu soruyu Yattara oynarken sorsaydın bana inşallah Yattara oynamaz derdim yani. Tabii. Yattara sana bir şey soracağım. Şimdi mesela Trabzon, sen dedin ya demin iki tane maç var Trabzon için. Fenerbahçe, Trabzon, Trabzon, Fenerbahçe. Evet. Kabul. Evet. Sebeplerini biliyoruz. Trabzon'da çok büyük bir motivasyon oluyor. Fener maçlarında. Bu da her zaman Fenerbahçe'ye karşı ters tepiyor. Kırmızı kart çıkıyor. Hırstan mı oluyor bu? Evet. Abi ben Trabzonspor 8 yıl oynadı Trabzonspor. Yani bizim zaten bizim her sene böyle bir şeyler yaşıyoruz. Bazen hakemler hata yapıyor. Beyni gösteriyor. Bazen hakemler atıyor. Bazen hakemler de penaltı vermiyor bizi. Bir de karşı takımla penaltı veriyor. Her zaman bir şeyler oluyor. Kart çıkıyor. Ama bu sene bizim Abdullah Hoca geldiği için Allah'a şükür hem de taktik olarak, oyuncu disiplin olarak yani biz Trabzonspor oynarken yani herkes yani sen futbol yani bir stil gösteriyoruz zaten.
Yani tek oyuncu oynamıyorum. Tüm takım oynuyor. Takım halinde. Bu takım halinde oynuyorum. Yani gerçekten Trabzonspor disiplin oynuyor. Hem disiplin oynuyor hem takım halinde oynuyor. Yani hem yani motive oluyor oynuyor. O yani Abdullah Hoca geldiğinden sonra beğeniyorsun. Gerçekten yani çok çok güzel bir takım kuruldu. Yatlara ben bir soru sorayım. Var odası devri mi? Etiketiyle ben bu arada ama etiketi mutlaka yazın. Dışarıdan özür diliyorum. Var odası devri etiketiyle lütfen skor tahminlerinizi bize yazın. Trabzon'dan biri gelir Yattara, aman Allah gollere bak gollere. Var odası devri. Trabzon'dan biri gelir Yattara, aman Allah gollere bak gollere. Bunu şarkı Elvin, gibi söylemek lazım. Mehmet kardeşimiz Başpınar efsane Yattara var odasında, var odası devri etiketiyle. Devam edelim. Yattara'nın Türkçesi MHK'nin hakemlerinden daha temiz. Yattara'nın Türkçesi MHK'nin hakemlerinden daha temiz. Var odası devri etiketiyle. Devam. Elvin yazmış. Arda Özçelik. Var odası devri. Yattara Ertem Şener'e bence tüm Trabzonsporlu futbolcu imzalı forma.